Götürmeyin. Götürmeyin, bırakın. Ne olur bırakın. Anne gitme baba, ne olur gitme. Anne, baba bırakın, ne olur. Ben Bahar kadar şanslı değilim. Hemen buradan çıkınca görüntüde arayamayacağım babamı. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana. Tedavi görüyordu. Son aşamada olduğu için seni kurtaramadı. Ben gidiyorum dedi. Anne bırakma bizi dedi. Sen çok hatırlattık diyorum. Sonrasında zaten yok. Penceresiz kaldım anne. Penceresiz kaldım. Ne olur bizi bırakma anne, gitme. Ne olur gitme anne. Ne olur gitme. Bizim zamanımızda bir kızın en güzel çeyizi öpülmemiş dudaklarıdır derlerdi. Şimdi çeyiz meyiz kalmadı. Artık bir babanın kızına konuşması bile tarih oldu. İnsan gün geliyor, annesinden de en sevdiğinden de vazgeçebiliyor. Ben vazgeçtim. Benim suçum ne ya? Ne benim günahım ne? Bu çok acıyor. Babam benim hayatımda, yani ki herkesin hayatında böyledir herhalde, büyük bir dağdı. O dağ yıkıldı ve babamı kaybettiğim günde çok erken saatlerde, aynı bu saatlerde kalp krizi geçirdi. Bir kollarımı da kaybettim ben babamı. Tek ve annemle yaşadım. 21 yıldır hiç görmedim. Herkes babasıyla güzel zamanlar geçirirken ben hep bir özlem, hep bir boşluk abla. Ben o duyguyu hiç yaşamadım. O baba şefkatini hiç görmedim. Annem bana bakabilmek için genç yaşta bir mesleği olmadığından dolayı alkollü mekanlarda şarkı söylüyordu. Akşamları sabahlara kadar şarkı söylüyordu ve beni sabah kaldırıp okula gönderiyordu.
Benim gücüme giden nokta ne biliyor musun abla? Babamın yükünü annem taşımak zorunda değildi. Babam biraz yardım etseydi, başımızda dursaydı, beni bırakmasaydı, evladım ben. Ben onun kanındanım, canındanım. Ben ona hiçbir şey yapmadım, beni hiç görmedi, hiç mi merak etmedi? Ben onu hep aradım, zor zamanlarımızda keşke bir babam olsaydı dedim. Daha düne kadar yatalak Münevver teyzenin altını besliyordum ben 3 kuruş para için. Anladım. Kadın rahmetli oldu. Anan işsiz kaldı. Ha? Ev kiraları 2 aydır sen ödüyorsun. Anladım ben senin bu aftan tavdan ona. Yazıklar olsun, senin gibi ondan utanmış belli. Senin vermekten anladığın sadece 3-5 kuruş değil mi? Para demiyorum ben. Bana diyorum, bana, bana ne verdin? Bana sen ne verdin? Helal vermesin, söyleyeyim ben sana. Ha? Sen bana sevgi vermedin. Sen bana bir kez olsun sevgi vermedin, şefkat vermedin. Daha sayayım mı? Daha bana vermediklerini sayayım mı anne? Bu yüzden sana bir anne tavsiyesi. Sevdiğin değil, seni seven adamla birlikte ol. Senin değerini, kıymetini bilecek, seni el üstünde tutacak biriyle ol. Seni öyle süründürecek biriyle değil. Benim yaşattığım sen yaşamadı işte. Kadar. Karşılıksız ve fedakarca. Bir kadın tuttu ellerimden benim, hayata gözlerimi açtığım ilk anda ve hiç bırakmayacağına. O kadından öğrendim ben hayatı. Sabırlı olmayı, hedeflerin uğruna koşmayı, çabalamayı. O kadın dimdik durdu, hayatın bize getirdiği tüm zorluklara karşı. İyi ki varsın hayatım. Nefesim. Baba deme bana. Benim senin gibi bir kızım yok. Bana olursun bir dinle. Nasıl yaparız? O kalbi aptı karanlık adamla nasıl evlenir? Aşk olmuşsun. Daha da kalbimi yakmadan git. Git. Demişler ya, kız bu adam uçarken babanın bir yanı yaz bir yanı kız olur diye. Şimdi kendi yolunu sormak için baba ocağından uçuyorsun. Güle güle git. Ama bilesin ki baban hep ardındadır. Sakın unutmayız.